Şimdi info yatırım araştırma uzmanı Yunus Şahin'den sonra az önce bahsettiğimiz KDV konusunu detaylandıracağız. Özellikle bütçe etkisi ne olacak? Bundan bahsedeceğiz. EY Türkiye Vergi Bölümü şirket ortağı Abdülkadir Kahraman bizlerle birlikte olacak. Abdülkadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gizem Hanım. Teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi ilk etapta aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını gördük. Buradaki birçok KDV indirme, bazı sektörlerde KDV artırımı olarak gördük. Hepsini tek tek saymayacağım. Hatta izleyicilerimiz açısından kolaylaştırmak adına bunu video haline de getirdik ama sizin en fazla hani bu beklenmiyordu, bu sürpriz oldu dediğiniz indirim ya da artırım kararı var mı dünkü açıklamalardan? Yani açıkçası sürpriz oldu diyemeyiz çünkü 14 Şubat'ta başlayan KDV'deki indirim oranı devam ediyor. Orada da biliyorsunuz bir takım indirimler yapılmıştı. Yani onun devamı gibi düşünmek lazım. Orada işte toptan perakende de ayrım kaldırılmıştı. İşte %8 oranına tabi gıda ürünleri %1'e indirilmişti. Burada sürpriz olan yok aslında, çoğunun zaten piyasada talebi vardı. Yani o talebe baktığımızda aslında bunlar sürpriz olmadı diyebiliriz. Bir başka nedeni de bunun, biliyorsunuz, enflasyonla mücadelede KDV indirimleri bir araç olarak görülüyor. Bunun ne kadar etkili olacağını hep birlikte göreceğiz. Genelde bu tip dolaylı vergilerde tamamı fiyatlara yansımayabiliyor ama önümüzdeki dönemlerde bunu görmek lazım. Hep birlikte görüyor olacağız. Sürpriz var mıdır dediğiniz, hani belki benim açımdan sürpriz şey diyebiliriz. Yani bu özellikle restoranlardaki belli nitelikteki restoranlarda KDV %18'di biliyorsunuz. Özellikle otellerin, restoran işletmelerinde veya işte turizm belgeli restoranlarda 18 olan KDV %8'e indi. O da iyi oldu aslında. Pandemi döneminde de o sektörün ciddi anlamda talebiydi bu. Bu özelliğe sahip çok fazla otel var mıdır, restoran var mıdır derseniz, aslında yine de özellikle büyük şehirlerde yaklaşık işte 4.000-4.500 tane otelin bu tip restoranı var. 2000'e yakında, yanlış bilmiyorsam, restoran var diyebiliriz. O alandaki olumlu gelişme diye sayılabilir. Onun dışındakiler açıkçası tamamıyla pazarın talep ettiği bir alandı. İşte hijyen ürünlerinde, bazı sağlık ürünlerinde KDV indiriminin olmuş olması da olumlu diye düşünmek lazım. Abdülkadir Bey, aslında sormak istediğim özellikle şuydu. KDV reformu olarak anıyorduk ya, bu bahsettiğimiz indirimler ya da artırımlar KDV reformu olarak anılan şey mi değil mi? Bir bunu merak ediyorum. Bir de mesela devreden KDV iadesi gibi talepler duyuyorduk daha öncesinde. Bunun gerçekleşmesine olası görüyor musunuz? Nasıl etkiler? Yani öncelikle ilk sorunuzda tam ona da döneyim. Yani bütçeye etkisi nasıl olur dediniz. Bütçeye etkisi olumsuz olacak. Çünkü burada dolaylı vergilerin önemli bir kısmı KDV'den geliyor bizde. Dolayısıyla orada olumsuz bir etki yaratacak diye düşünmek lazım. Yani katma değer vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerçekleştirildi mi? Yani bu yapılan düzenlemeler, evet, yani 14 Şubat'tan beri yapılan düzenlemelerin bir kısmı sadelik getiriyor. Ama yapılan düzenlemelerin şöyle de bir olumsuz bir tarafı var. Siz genel orandan sapıp indirimli oran uygulamalarına geçtiğinizde bu sefer bu hizmetleri sunanlar, bu malları alıp satanların yüklendikleri KDV'ler devreden KDV pozisyonuna gelebiliyor. Türkiye'nin yıllardır sorunu olan devreden KDV sorunu bu düzenlemelerle birlikte, yani indirimli oran uygulamalarıyla birlikte artacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla oraya bir çare mi? Değil. Ama diğer sorunumuz, hani bu sadeleştirme midir? İndirimli oran uygulamasının kapsamını genişletmek katma değer vergisi kanunundaki sadeleştirme değil. Ama önümüzde şu anda mecliste sunulan, sizin de biraz önce diğer misafirinizle konuştuğunuz kurumlar vergisi kanunundaki indirimler gibi bir takım vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifinde bazı düzenlemeler var. Ama onlar da çok
ciddi böyle reform yaratacak, Türkiye'deki devreden KDV sorununu ortadan kaldırılacak bir yapı mıdır? Bence değil, ama benim teknik olarak şunu söyleyebilirim. Katma değer vergisi kanunu 1985'te çıktığında bu kadar istisna ve indirimli oran uygulaması yoktu. Yani şu an bunlar çok ciddi artmış durumda. O da aslında devreden KDV ve indirilemeyen KDV sorununu artırıyor. Bizim belki de başka düzenlemeler düşünmemiz lazım. Bu istisnalar bu kadar olmalı mı? Bunun sorgulanıyor olması lazım. Bunlar ne kadar faydalı? Gerek enflasyonla mücadelede gerekse diğer maliye politikalarında katkı veriyor mu, onu sormak lazım. Bana göre bu kadar istisnanın olması, bu kadar muafiyetin olması aslında KDV sistemini bir nevi sürekli devreden KDV veya iade mekanizmasıyla aslında işlemez hale de getiriyor. Yani sadeleştirmeden kastımız bizim daha yapısal bir takım düzenlemeler yapmak lazım. Onun başında da aslında yine bu istisna ve muafiyetleri gözden geçirmek geliyor diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani ilk başta baktığımızda şu an işte alfabenin harflerine kadar inmiş olan bütün hepsini tükettik çünkü biz. Yani o harflere kadar giden istisnalar ve muafiyetler var. Yani bu da aslında devreden KDV sorununu taşıyor. Satıcıların, ticaretle uğraşan kitlenin üzerine bir yük olarak biniyor. Bunun finansmanını onlar sağlamak durumunda. Çünkü iade sistemi de aslında yine devlet iade hakkı tanıyor size. Siz başvuruyorsunuz, alıyorsunuz ama onların geri alınması da çok kolay değil. Ciddi zaman alıyor ve hem idareye hem mükelleflere yük yüklüyor diyebiliriz. Abdülkadir Bey, çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. EY Türkiye Vergi Bölümü şirket ortağı Abdülkadir Kahraman'ı ağırladık bu bölümde. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz.